Selam kızlar, selam arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, Asi Kadın'a hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Şöyle derileri alınmış tavuk bagetlerim var. Bir güzel yıkadım. İşte soğuk su koydum. Valla sıcak suyum yoktu hazırda. Bunları kaynatacağım. Ocağımın altını da yaktım. Yandı mı? Yandı, yetiş. Topkapı'da arkadaşlar bir simitçi var bizim Topkapı'da. Senelerden beri adam orada duruyor. Şimdi aklıma o geldi. Adam simit satarken sadece şu şekilde bağırıyor. Yandı yetiş, yandı yetiş. Yani onu oradan biliyorum. Yıllardan beri Topkapı'dan geçerim. O üst geçit var ya. Hani panoramaya giderken. İşte orada yandı yetiş, yandı yetiş. Yılların simitçisi, taş fırın simiti. Vallahi aklıma o geldi şimdi ocağın altı yandı mı derken. Ne habersiniz kızlar? Bagetlerim haşlansın. Geniş bir tencereye koydum. Her zaman küçük tencereye koydum. Bu sefer geniş bir tencereye koydum. 3 kişilik yemek yapacağım. Tabii ki de olmazsa olmazım pilav ve pilavın üstüne haşlanmış bagetleri bir güzel dizeceğim. Güzel olacak. Yanına da ayran. Bugünkü menümüzde böyle olsun. Deniz ben. Bir de büyük oğlan yiyecek. Kocam zannetmiyorum yiyeceğini. Şöyle, normalde tavuklu pilavı çok sever de bageti sevmiyor. Ama ben de bunu çok seviyorum. Göğsü hiç sevmiyorum. Ben de bunu seviyorum kızlar. Kız Çelen. Bugün konumuz. Evet, konularımız hemen hemen aynı. Ama bugün daha farklı bir konuyu sizlerle konuşacağım. Farklı bir konuyla sizlere yemek yapacağım. Yoksa hepiniz sıkıldınız. Ben dahil olmak üzere hepiniz sıkıldınız. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. O Kuzey Öküzü'nün kanalı var ya, iğrenç kanal. Hani olduk olmadık laflar konuşulan. İşte herkes benim sevgilimmiş. Benim bütün bayan arkadaşlarım benim sevgilimmiş. Sevgilimmişim gibi davranıyorlar ya. Demek ki hepinizin ismini ayrı ayrı saymaya gerek yok. Orada zaten topu topu toplasanız 4-5 kişisiniz. 4-5 kişi arasında bir de o buruşuk aranızda sadece konuştuğunuz kelime o. Demek ki siz birbirinizi siz o şekilde görüyorsunuz. Çünkü eğer birbirinizi o şekilde görmeseniz bu tür terbiyesizce, ahlaksızca yakıştırmalar yapmazsınız. Şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlarımı konuşuyorsunuz ya. Valla arkadaşlarımı tanıyan yok. Yani onları arkadaşlarımı orada konuşarak arkadaşlarımın canını acıtamazsınız. Siz anca nasıl benim canımı acıtmak istiyorsanız anca beni konuşursunuz. Valla arkadaşlarımı kimse tanımadığı için arkadaşlarım sizi izlemiyor, görmüyor, duymuyor. Kesinlikle de ne yazdı, ne etti bunları merak etmiyor. Buradan ben size bunun bildirimini de yapayım yani boşuna orada iğrenç bir şekilde yorumlara devam etmeyin. Ha, benim canımı acıtmak istiyorsanız tabii beni konuşursunuz ama bu tür iğrenç yakıştırmalarla değil tabii ki de. Şimdi kızlar, bunun kapağını kapatayım, tuzunu koyayım. Ondan sonra kendimi de göstereyim, pirincimi ıslatayım. Sizlerle sohbet edeyim. Gitmeyin bir yere. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet kızlar, kız çilerim, tavuğum kaynıyor, pişmek üzere. Zannedersem 5 dakikaya tavuklarım tam böyle pişme kıvamına gelmişti. Pişme kıvamına gelmiş de bir 5 dakika daha kaynasın. Pirincimi yıkadım. Ondan sonra tarhana çorbası da yapacağım. Çorbayı ben yiyeceğim nedense. Mesajım geldi. Olabilir. Böyle şeyler olabiliyor video çekerken. Bugünkü menümde işte dediğim gibi bunlar var. Tarhana çorbası yapacağım. Ayran yapacağım. Ama ah kızlar, ah kızlar. Ne diyeceğim size? Valla şu kahveyi yapıyorum. Yemin ediyorum kahveyi insan iki yudum alıp da kahvesini unutur mu ya? Kahveyi unutuyorum. Başka bir şeye dalıyorum. Bu aralar sıcak bir kahve dahi içemiyorum. Arkadaşlar boş verelim kahveleri. Şimdi ben size ne diyeceğim? Ne diyeceğim, ne diyeceğim? Arkadaşlar dün akşam Dürüye diye, Dürüye Tokmakçı diye birisi gelmiş. Dürüye Tokmakçı'nın bana direkt yazdığı yorum. Çünkü videomun altına yazmış. Tabii de engelledim. Önce engellemedim. Ondan sonra engelledim. Baktım daha da iğrençleşiyor. Şimdi bir dürüye mi eksikti? Allah Allah, kimler geliyor, kimler gidiyor arkadaşlar? Dürüye. Dürüyemin güğümleri
yürekleri alaylı. Bu şarkı, bu türkü Dürüye'ye gelsin. Ah Dürüye, ah bir Dürüye Meksikli, Dürüye Tokmakçı. Soyadında Meymenet yok, hadi ismine bir şey dediğim yok da. Arkadaşlar bana ne yazmış? Bu kadar para göz, bu kadar aç gözlü müsün sen? Diğer kanallarda seni duydum. Git işe gir, çalış demiş bana. Vay be, ben kanalımda milletten para mı istedim kızlar? Bana para mı yollayın dedim. Geçen akşam bir canlı yayında bir arkadaş tanımıyorum, galiba küçük bir meyve göndermiş hediye. Çok teşekkür ediyorum buradan ona. Ve onu abartmışlar, abartmışlar, abartmışlar. Arkadaşlar ben size anlatamam. Adımı ne diyor? Dilenci. Heh, dilenciliğe, sen de dilenciliğe başladın diyor. Vay be anasını satayım yani. Böyle kabalaşmayayım diyorum ama zorla insanı kabalaştırıyorlar ya. Ulan Dürüye Tokmakçı, sana mı kaldı benim paramın hesabı, işim, gücüm? Senden iş mi istedim Dürüye Tokmakçı? Kızlar ben iş mi istedim ya? Düşünebiliyor musunuz? Ben sanki YouTube kanalında bas bas bağırmışım. Bana iş bulun kız çeler, işe gireceğim kız çeler. Sanki böyle bir şey söylemişim de. Hani bilmiyorum ya da onum yok, budum yok, şunum yok demişim de. Bana o şekilde muamele yapıyor. Ah Dürüye ah. Ben sana ne diyeyim Dürüye? Vallahi kızlar ondan sonra ben o yorumu kaldırmadım. Ondan sonra altına şey yazmış. Ahlaksızca para dileniyorsun. Hesaba bakıyorum, hesap şey eski bir hesap, yeni bir hesap da değil, 8 yıllık hesap. Ama ben Dürüye Tokmakçı diye birini tanımıyordum. Sizden tanıyor musunuz Dürüye Tokmakçı? Yani geçen haftalarda biliyorsunuz bir sabahatımız vardı. Sabahatı nedir, kimdir, nedir, yani neyin nesidir bunu tam çözmüşken şimdi de Dürüye çıktı başımıza. Ah Dürüye Tokmakçı, ah Dürüye Tokmakçı. Öyle yani kızlar, kızçeler. Arkadaşlar, ay şey tavuk kaynatıyorum ya, vallahi bak cam da açık. Yemin ediyorum mutfak dolapları buhar oldu biliyor musunuz? Böyle ne zaman tavuk kaynatsam bana iş çıkıyor, yemin ediyorum ya. Bıktım, vallahi bıktım, billahi de bıktım arkadaşlar. Resmen ıslandı ya. Şöyle göstereyim bakın, tertemiz. Kir falan yok yani. Buraları yeni silmiştim ama böyle buhar, tencere buhar yaptığı zaman şey oluyor arkadaşlar. Leke leke kalıyor dolaplar. Bıktım vallahi ya, şu mutfak kirlenmesin diye şu evde yemek bile yapmayı düşünmüyorum. Size yemin ediyorum. Buraları ben yine pıs 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 yaptım, sildim. Şimdi buharla birlikte yine leke oluyor. Burada böyle otururken arkadaşlar leke gözükmüyor. Tam köşeme oturuyorum böyle kahvemi yudumlayacağım zaman. Bir bakıyorum şöyle kafamı böyle havaya kaldırmam yeterli. Aa bakıyorum orada leke var. Kahvemi bırakıyorum, alıyorum tabureyi, üstüne çıkıyorum. Üst tarafı siliyorum, tekrar oturuyorum. Bu sefer bu tarafta görüyorum leke. Ay valla çok sinir bozucu bir şey ya arkadaşlar. Bugün İstanbul'da çok güzel bir hava var arkadaşlar. Uzun kollu kazak giymiştim. Çok bunalttı beni. Uzun kollu bir tane sevdiğim siyah bir bluzum vardı, ince ama. Onu giydim, kolları rahatsız etti. Gömlek giydim. Yok uzun kollu istedim. Bugün canım uzun kollu giymek istemedim. Bugün yaz ayını özlediğimi ve böyle tişörtle karşınıza çıkmayı istedim arkadaşlar. Tavuğumun altını kapatayım. Çevireyim de. Arkadaşlar akşamki Rezalet canlı yayını izledim. İzlemedim desem yalan olur. Zaten orada diyorlar da çatıdan matıdan izliyor. Valla ben canlı yayını görmedim. Ondan sonra arkadaşım haber verdi. Orada konu, şimdi ismini almak istemediğim ve çok tamamen böyle geçmişimde kalan bir insanın adını anmak zorundayım. Öncelikle sizden özür diliyorum eski konulara karşınıza geldiğim için. Şimdi orada konu Ümran olmuş. Yani Ümran olmuş bitmiş kişi. Orada ismini kimin yazdığını hatırlamadım ama onlardan o 5 kişilik toplulukta olan bir kişi diyor ki odada 3 kişi bir odada kalındı falan gibisine Samsun'da. Vallahi Samsun'da şöyle bir şey, otel annemin evine çok yakındı. Ben bunu daha önceden de söyledim, şimdi de söylüyorum. Sadece eşi kaldı o otelde. Ümran'la biz annemin evinde kaldık. Bunu defalarca söyledim. Hadi ondan da geçtim. Tamam oraya yazıyorlar, çiziyorlar. Saçma sapan ve ahlaksızca şeyler yazılıyor.
Ona da bir şey dediğim yok. Onlar çünkü kendilerine onu yakıştırıyorlar. Herkesi kendileri gibi gördükleri için onların böyle düşünmesi gerçekten çok normal. Ama şimdi bu Ümran Hanım'ın gidip de o kanala yorum yazması gerçekten çok böyle yani aşağılayıcı bir durum. Şimdi oraya gidiyor, yorum yazıyor. Neymiş eşinin hesabı? Yalnız kalpler mi, kırık kalpler mi? Tam onu bilmiyorum. Bana arkadaşım gönderdi. Özellikle o kısmını dinledim, ettim. Hani insanlara gerçekten kızıyorum. Hiç kimse istediğim gibi bir insan olamıyor. Çünkü orada maksatları belli, amaçları belli. Seni o tarafa çekiyorlar ve senin sinirini daha çok bozuyorlar. Sen oraya gidip bir yorum yazdığında daha ahlaksızca şeyler yazdığını sen biliyorsun. Ve tabii ki de beni asla ilgilendirmez. İstediğin yere git, yeter ki bana gelme. İstediğin yere git, istediğin yorumu yap. Ama sen oraya girdiğin zaman direkt bana hakaret ediyorlar. Sen hakareti kabul edebilirsin Ümran Durmuş ama ben o hakareti kabul edemem. Bence hiç böyle şeylere girişmemeliydin. Oraya gidip de onları, ya sonuçta onlara bir şey ispatlamak zorunda değilsin. Gerçekten onlara bir şey ispatlamak zorunda değilsin. Ama burada güya kendini savunmak adına girdiğin o karanlık ve ahlaksız kanalda sadece bana zarar verdiğinin farkında değilsin. Sen sadece bana orada zarar veriyorsun. Bir iki tane bir şey yazıyorsun. Ondan sonra kenara çekiliyorsun. Bu sefer ne diyorlar? Ne yazdılar oraya? Neymiş efendim? Ben aramışım da, tehdit etmişim de ben mani olmuşum. Ben size tekrardan söylüyorum. Ben Ümran Durmuş'la görüşmüyorum. En son canlı yayınıma katıldı. Canlı yayınımda söyleyecekleri birkaç söz vardı. Ondan sonra bir kere ya da iki kere değil, bir kere telefonda görüşmüşümdür. Birkaç kere de mesajlaşmışımdır. Ama yaklaşık çok uzun zamandan beri ben bu kadınla görüşmüyorum. İsteyen istediğini düşünsün. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Sadece buradan şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse gidip de o kanala kendini ya da beni savunmak için özellikle beni kullanarak kimse o kanala gitmesin. Beni kullanarak gitmesin. Ha kendi tercihidir. Tercih yapar, gider, izler, o benim problemim değil. Neyse bu konuyu da kapatalım. O karanlık kanalın ne maksatla açıldığı ve neler konuşulduğu zaten ortada. Beni de çok kışkırtmaya çalıştılar. Yani aşırı derecede böyle hakaret içeren, küfür içeren şeyleri söyleyip de gel asi kendini burada savun, gel cesaretin varsa yaz, korkuyorsun. Bayağı bir kışkırtma yaptılar. Ben kesinlikle gitmedim. Gidip de yazmam yani. Ama anlamadığım tek şey, aklımın almadığı tek şey, hayatımdan çıkıp gidenler, hayatımdan çıkarttıklarım diyeyim daha doğrusu, direkt bu kanala gidiyor arkadaşlar. Direkt başka kanallara gidiyor. Ben bunu anlamıyorum. Başka kanala gidebilir de direkt bu kanallara gitmeleri, bu kanala, bu karanlık kanala, bu ahlaksız kanallara gitmeleri gerçekten sinir bozucu. Demek ki kendilerini benden sonra o kanala layık görüyorlar. Tıpkı az önce bahsettiğim bayan için söylüyorum. O da aynısını yaptı. Ben zaten şöyle bir şey oldu. Ben kendi kendime bu hale gelmedim arkadaşlar. Hep birilerini savunmakla, birilerinin hatırını kırmamak için ya da birilerini korumak adına ben resmen kendimi feda ettim yani. Çünkü benim kimseyle, benim bir tek, her zaman diyorum, sadece hortumcuyla problemim vardı. Ama şu an bakıyorum ki yani ben başkalarını savunmaktan ben kendimi unutmuşum ya. Aman başkaları mutlu olsun, başkaları şöyle olsun, başkaları böyle olsun diye diye ben kendimi tamamen unutmuşum. Vallahi artık yapacak bir şey yok. Zamanında da biliyorsunuz, bundan bir sene oldu mu bilmiyorum.
bu başıma gelenlerin tek sorumlusu da, yani öncelikle suçladığım bir tek kişi var, az önce bahsettiğim kadındır. Ay öksürttü kızlar. Kızlar başkaları derken kesinlikle arkadaşlarımı kastetmedim. Arkadaşlarım benim canımdır. Kesinlikle arkadaşlarımı bahsetmedim. Yani arkadaşlarımı kastetmedim. Bunu da söylemek istiyorum. Ben diğer kişilerden bahsettim. Unutmadan bunu da söyleyeyim. Öksürüme devam edeyim. Nereden çıktı bu öksürük kızlar? Geçmeyen bir öksürük. Verem mi oldum kızlar? Beni verem ettiniz. Beni verem ettiniz. Yani arkadaşlarım da demiyorum. Artık benim ailem oldular. Hani hiç kimse yanlış anlamasın. Öyle yani kızlar. Benim takipçilerim de benim için çok değerli. Ben tabii ki de takipçilerimin de o iğrenç kanalda konuşulmasını istemiyorum. Takipçilerim konuşulduğu zaman bile benim canım acıyor. Aman geçmiyor kızlar. Kızlar görüyor musunuz? Ben tavuk suyunu kullanacağım. Ama burada su kaynatıyorum ya. Ben ne yapıyorum ya gerçekten? Kettle ses yapmasın diye ocağa koydum. Tavuğumu koyayım, hemen çorbamı da yapacağım. Canım tarhana çorbası istedi. Tarhana. Ah tarhana, ah tarhana. İki pişirimli tarhanam kaldı. Tarhanam bitince bir daha yenisini alırım. Kızlar. Ay şimdi de hapşırık geliyor. Ne oluyor bana ya? Aman Allah'ım. Dünkü poğaçalarım çok yumuşak ve çok güzel olmuş kızlar. Vallahi iki tane kalmış burada. Hepsi yenmiş. Şurada saklama kabına koydum. İki tanecik kalmış. Evet kızlar. Tavuklarımı koydum. Tavuklarım o kadar güzel pişmiş ki vallahi zor şey yaptım. Lokum gibi pişmişler, eldiven kullanarak tuttum kemiklerinden, koydum. Tavuk suyunu da ilave ettim. Şimdi onun kapağını kapatacağım. Çorbama geçeceğim kızlar. Bu arada hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Allah çok nice nice güzel kandiller bize nasip etsin. Sağlığımız yerinde olsun. Çok güzel kandiller görelim. Çok güzel Ramazanlar görelim. Çok güzel bayramlar görelim kızlar. Kız çerer. İki tane poğaça var. Ne var başka? Benim çok az da çok az ve bir tabaklık kuru fasulyem de var arkadaşlar. Çok güzel olmuş kuru fasulye. Bir arkadaş yazmış içine iki paket pastırma fazla değil mi falan diye. Canım fasulye de fazlaydı. Fasulye 700 gram falandı. Hani 700 gram fasulyeyi ben ne kadar pastırma kullandım? 160 270 gram pastırma kullandım. Şimdi pastırması fazla olur. Aslında haklı. Bir taraftan da haklı. Onun içine bir paket pastırma da katsam o yemek yenecek. İki paket katsam da yenecek. Ama pastırmayı şöyle ne bileyim bitsin diye kullandım. Hani son kullanma tarihine bir 10 gün falan vardı paket halinde aldığım için. Yani 10 güne kadar pişirmem diye vallahi ikisini kullandım. Öyle yani arkadaşlar. Ama yine de güzel fikirleriniz için çok teşekkür ederim sizlere. İkindi ezanımız okunuyor. Ezanlarımızın yüzü suyu hürmetine Allah bizi art niyetli kişilerden korusun. Aramızda bizi seviyormuş gibi davranıp da sevmeyen art niyetli insanlar varsa Allah onların şerrinden bizleri en kısa zamanda korusun diyorum arkadaşlar. Benim çırpma telim nerede bu arada? Buradaymış. Buldum. Gerçekten buldum kızlar. Tarhanamı biraz sulandırdım. Şöyle göstereyim. Topaklanmasın diye. Ondan sonra şimdi azıcık tereyağım kalmış. Tereyağım bitmiş. İki paket tereyağı almıştım. O bitmiş. O tereyağından şimdi koyacağım. Bir güzel kaynatacağım tarhanamı da. Pilavım da zaten 15 dakikaya pişer. Altını kısmışım.
Çok da kısmamışım. Uyarmıyorsunuz da kızlar yani. Aşk olsun. Ay 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 ay, çok sıcak olmuş. Burada tarhana çorbamı yapacağım kızlar. Şimdi videoya ara vermiştim. Değer verdiğim bir arkadaşımla telefonda konuştum. Dedi ne yapıyorsun bugün videoda, ne menü var falan diye konuşurken söyledim işte, bana şey dedi, keşke dedi kapıma yapsaydın dedi. Evet canım, iyi hatırlattın, çok teşekkür ederim. Bir dahakine gerçekten kapama yapacağım. Trakyalılar, yani Edirne tarafı Trakyalıları kapamayı çok yapar, tavuk kapamayı. Onu da yapacağım inşallah. Keşke dedim daha önceden söyleseydin. Yani sabah beni arasaydın. Çok sık görüştüğüm bir arkadaşım değil, kendisi çalışıyor. İzlenme desteği veriyor fakat yorum yazmıyor. Öpüyorum seni buradan. Çalıştığı için ve aramızda çok fazla saat farkı olduğu için haftada en fazla 3 kere falan görüşebiliyoruz. Yani genelde cumartesi, pazar, bir de çarşamba günleri. Öyle yani. Ama bana çok iyi bir fikir verdi. Bundan sonra yaparım. Gene şeylerden yaparım. O arkadaşım bana dedi ki, kendisi de Edirne'li. Tam dedi tavuk kullan dedi. Şimdi ben tam tavuk kullansam mı yoksa baget. Ben bagetten yapmayı düşündüm. Ama arkadaşım dedi hayır dedi. Kasapları da aldığın tavuğu ya kendin parçala dedi. Ya da kasaba parçalattır dedi. Tam tavuktan daha lezzetli oluyor dedi. Ama dedim biz tam tavuğu dedim bir hani bitiremeyiz. Koca bir tavuk, bir de pilavı falan. Ben soğumuş tavuk sevmiyorum. Daha önceden de söylemiştim ya kızlar. O zaman dedi tamam dedi, sen bilirsin dedi. Baget al dedi. Bagetten yap dedi. İstersen dedi tarifini tam dedi sana veririm dedi. Ben onu biliyorum. Benim kayınvalidem çok yapardı onu. En sevdikleri yemekti ama şimdi bana kapama mı, fırında kapama mı yoksa bu mu derseniz ben tabii ki de bunu tercih ederim. Kapama da çok güzel oluyor. Ama benim tercihim budur yani. Anam, aşağıdan gelen sesleri bir görseniz kızlar, gacır 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 gacır. Vallahi beynime bir güzel şey yaptılar yani. Sabah nasıl uyandım, uyandığımdan beri ses dinliyorum. Önce şarkılar, türküler, şimdi de aşağıda yüksek sesle konuşuyorlar. Küfürler ediyorlar, sert konuşuyorlar, kaba konuşuyorlar. Şaşırdım kaldım vallahi kızlar. Bu arada şöyle bir şey başıma geldi. Ah başıma neler geldi Huriye'm. Tarhanam biraz istediğim kıvamda olmamış. Şimdi hemen tarhana, bir yemek kaşığı tarhana sulandırdım. Altını da açayım. Ben sevmem şeyi, altını kısayım, yanlışlık yaptım. Ben çorbada koyu severim biraz. Kızlar, hemen karıştırıyorum. Ben suluğu sevmem. Şimdi bunu dengeler. Çok da fazla yapmışım. Üstüne kaşar rendesiyle beyaz peynirle seviyorum ben. Trakyalılar tarhanayı beyaz peynirle yer arkadaşlar. Bir de şeyle yer. Fırında kurutulmuş ekmek. Ne diyorlardı onun ismini? Şu an aklıma gelmiyor. Bu işleri Saadet Hanım iyi bilir. Kız Saadet, kız ablacığım. Burnu güzel ablacığım. Ne diyordun sen o ekmeği? Çok yapardın ya fırında. O ekmekle, yani fırında kızarmış ekmekle bir de beyaz peynirle Trakyalılar ve Edirneliler çok kullanır. Tarhanayı öyle tüketir. Ama benim öyle ekmeğim yok. Taşma çorba. Çorba şu anda tam istediğim kıvama geldi arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Kameradan çok kırmızı gözükebilir. Bu kameranın renk ayarından dolayı. Salçayı falan çok fazla kullanmıyorum. Herkese kullandığım miktarda kullanıyorum kızlar. Kız şeyler. Şimdi ben acıkmadım. Ama dışarı çıkmam gerekiyor. Bayağı bir yol yürümem gerekiyor. Şimdi tek derdim acıkmadığım halde yemek yiyip dışarı öyle mi çıksam? Yoksa yemek yemeden mi çıksam? Şimdi yemek yemeden çıkacağım. Yolda karnım acıkacak. Eve geleceğim. Hayvan gibi yemeğe saldıracağım. Sizce hangisi mantıklı kızlar? Ne dersiniz? Bence az da olsa bir şeyler yiyip öyle çıkayım. Zaten saatimiz de 4.30'a geliyor. Ben diyorum ki bence öyle yapayım. Hani eve gelince yemek şeyim, yemek problemim olmasın. Yemeği yiyip de üstüme ağırlık çöküp de
yatmak, dinlenmek ya da oturmak istemiyorum. Ama şimdi ikisinden biri seçmem lazım. Ya çorba yiyeceğim ya tavuklu pilav yiyeceğim. İkisini bir yiyemem. Çünkü bu çorba deyip de geçmeyin. Bunun da kalorisi var. Bunun da şeyi var. Bir kase çorba 2 dilim ekmek niyetine geçiyor. 2 dilim ekmek yerine geçiyor yani. Tam istediğim kıvamda oldu kızlar. Bakar mısınız? Oo, süper. Tarhananın bir türlü ayarını ayarlayamıyorum kızlar. Genelde böyle fazla yaptığım zaman biraz daha şey oluyor. Koyu değil de duru oluyor. Onu ben sevmiyorum. Aslında çok da duru değil ama ben sevmiyorum. Ben koyu seviyorum. Şimdi hemen kaşar rendeleyeceğim. Tavuklu pilav mı yesem, çorba mı yesem? Bak gerçekten kararsızlık kötü ama ben kararımı verdim. Kararsız değilim. Kararsız insanı da hiç sevmem. Çorba yemeyeceğim. Çorbayı kocam yesin. Kocam da kocam. Valla çorbayı kocam yesin. Adama zaten tarhana çorbası olsun. Yanına bir turşu olsun. Vallahi yine kaşar rendesi tamam. Yemin ediyorum arkadaşlar çorbayla karnını doyuruyor adam ya. Seviniyor. Şey çok saçma gelecek belki size ama bazen pırasa yemeği pişiririm. Şimdi adam Drakyalı arkadaş yani. Adam ücbejlerden arkadaşlar. Adam ücbej. Pırasa yemeği yani. Bugün kimse yüzüne bakmaz. Ben de yerim it piştiği zaman ama mesela pırasa yaptığım zaman benim kocam mutlu oluyor. Aa gerçekten mi pırasa yaptın? Ya da tarhana çorbası yaptığımda oh helal be sana sanki dünyaları pişirmişim gibi. Hani önüne bak et yemiyor zaten. En güzel yemeği de koysam hiç bana demez. Ha tamam der. Mesela tavuk pirzolayı sever. Tavuk pirzola yaparım. Aa tamam olur yerim der. Ama böyle pırasa, özellikle pırasa olduğu zaman kızlar, ya gerçek mi söylüyorsun? Ben çok severim pırasayı diyor. Yani bilmiyorum bir tarafı Arnavut mudur nedir? Arnavutlar pırasayı çok seviyor biliyorsunuz. Orada biraz sıkıntım var yani. Bu adam Drakyalı mı? Bu adam Arnavut mu? Yani bir kökeni Arnavut'a dayanıyor sanki. Yunanistan maciri. Buradan söyleyeyim. Ah benim güzel pilavım. Biraz daha dursun böyle 1-2 dakika daha. Tam çeksin delik delik olsun üstü. Çorbam da pişti. Şimdi hemen mutfağa yığıştırayım şu bulaşıkları. Bir şeyler yiyip kendimi dışarı atacağım arkadaşlar. Dışarı çıkmak da masraf yapmak demek ya. Neyse ben yürüyüşe gideyim en iyisi. İki insan görürüm de keyfim yerine gelir. Hem de vakit geçer. Zaten vakit o kadar çabuk geçiyor ki bana gün, zaman yetmiyor arkadaşlar. Günler bana yetmiyor, yetmiyor. Sizle konuşuyorum ama benim aklım hala o ekmekte biliyor musunuz? Ne diyorlardı ona ya? Ne ekmeği diyorlardı? Çorbam kaynıyor bu arada. Bakın ne kadar güzel kaynıyor. Süper. Ne ekmeği diyorlardı ona ya? Hani fırında kurutuyor kıtır ekmek. Kıtır ekmek de onun bir ismi vardı. Hani kıtır ekmek değil. Başka bir ismi vardı onun. Niye köpüklendi bunun üstü kızlar? Kız çeler. Yani istediğim gibi kaynatamıyorum şu anda. Tencere küçük olduğu için ben şu köpükleri bir alayım. Evet kızlar çorbanın köpüklerini aldım. Görmüş olduğunuz üzere. Bakın. Kıvamı gerçekten harika. Tarhana çorbasını severim. Mercimek çorbasını da çok severim ama şeyi sevmem. Hani mercimek çorbasında böyle havuçlu, patatesli, soğanlı karıştırıyorlar ya. O şekilde çorbayı sevmiyorum ben. Mercimek çorbası sırf mercimekten yapılır. Üstüne tereyağını, nanesini, pul biberini yakarsın, dökersin üstüne. Robottan da değil, süzgeçten geçirirsin. Şöyle süzgeçten. Döker süzgeç var ya arkadaşlar. Süzgeçten geçirirsin, tadına doyamazsın yerken. O kadar nefis olur. Anam mutfağım da aldı kızlar. Nasıl toplayacağım ben bu mutfağı? Mutfağı bugün biraz fazla da attım. Ellerime. Ben kararımı verdim kızlar. Ben inanmayacaksınız ama tavuk ve pilav yemeyeceğim. Ben çorba yemeye karar verdim. Bunu kendime hazırladım. Üstünde kaşar rendesi.
Şöyle, tavuğu tabii ki de çok seviyorum. Kendi canımdan bile çok seviyorum tavuğu ve pilavı ama bazen bir şeyi çok sevmek yetersiz kalıyor. Hani yeri geldiği zaman çok sevdiğin şeyden bile vazgeçmeyi bileceksin. Bunu diyorum. Pilavımı da göstereyim kızlar. Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Tavuklar çok güzel bir şekilde pişmiş. Pilav, pirinç tane tane. Dur döndürmeyi bırakayım da pirinçlerin taneliğini görün. Bayağı da fazla oldu. Hani tam yeter yani. Benim oğlum çok seviyor zaten. Şimdi tek burada yapmam gereken şu beğenmediğim bak şu kısım var ya onları çıkaracağım oraya. Biz onları yemiyoruz. Ama gerçekten nefis koktu. Biraz da soğusun diye uğraşıyorum. Şey yapacağım arkadaşlar. Tepsiye boca edeceğim bunu. Tepside böyle bir güzel harmanlayacağım. Hani bu şekilde sevmiyorlar. Hani kemikten ayıracağım etleri diyebilirim yani. Evet kızlar. Pilavımın güzelliğine bakın. Benim pilavıma, yemeklerime laf söyleyeni yemin ediyorum alnını karışlarım. Bakar mısınız? Şu güzelliğe. Şurada pilavımın tane tane oluşuna bakın. Bakın lapa değil. Nefis. Çorbam orada soğuyor. Çorbanı niye yemedin dediğinizi duyuyorum. Şurada bir kemik gibi bir şey gördüm. Heh. Ben çok sıcak yemek yiyemem arkadaşlar. Bazı insanın ağzında teneke kaplama varmış gibi çok sıcak yemek yer. Ama ben çok sıcak yemek yiyemem. Şu muhteşemliğe, şu güzelliğe bakar mısınız ya? Harika. Ve bu bagetten çok bagetle yaptığım zaman çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Ya elimi bulaştırdım ya kızlar, kız çerer. Evet kızlar, tavuklu pilavım hazır. Çorba benim. Tavuklu pilavı denize koydum arkadaşlar. Şöyle bir de kaşık çıkartayım. Neden bagetlerin kemiklerini sıyırdığıma gelince, çünkü kocişkomun da yemesini istiyorum. Tavuklu pilav deyince çok ayırt etmeyecek. Hani karışık, hani bütün tavuktan yaptığımı zannedecek. O yüzden o yesin diye. Şimdi bagetleri görünce biliyorum ki yemeyecek. Onun da yemesini istediğim için böyle yaptım ama kızlar pilavım gerçekten muhteşem olmuş. Daha yakından göstereyim. Tane tane. Tane tane pilav yapmanın sırrı nedir? Pilavı ben yaklaşık 10 dakika kavuruyorum pirince. Çok güzel kavruluyor. Artık pirinç böyle. Alt tarafı gerçekten kızarmaya dönüyor. Hani kupkuru kalıyor pirinç. Ondan sonra tavuk suyumu ilave ettim arkadaşlar. Ne kadar çok kavurursak tuz atarak kavuruyorum bir de. Tuz çok önemli. Ben limon falan sıkmıyorum. Pirincimin lezzeti yerinde olsun. Lezzeti bozulmasın. Beyaz olmasa da olur. Gayet gördüğünüz gibi de bembeyaz. Pirinç de kaliteli ve güzel olunca Trakya baldo pirinci olunca süper valla. Çıkın çıkın gelin kızlar. Demişler evine misafir kabul etmiyor. Ben misafiri çok güzel kabul ediyorum. Çok misafirim de gelir. Çok sık gelmese de ara ara misafirim de gelir. Fakat ben misafirlerimi YouTube'umda göstermiyorum. Kanalımda göstermiyorum. Bunun da bana göre bir sebebi var. Şimdi ben size ne anlatacağım? Videomu kapatmadan önce ben size bir şey anlatacağım. Evet kızlar size ne anlatacağım? Geçen sene şöyle bir olayla karşılaştım. Bir arkadaşım, YouTube'dan tanıdığım bir arkadaşım benim evime gelmek istedi, kalmaya yatıyor. Ondan sonra tabii ki de kabul ettim, seve seve başımın üstünde yerim var dedim. Fakat bu gelen arkadaş, ben ona evimi küçüklüğünden bahsetmiştim zaten, öyle çok büyük bir evimin olmadığını söylemiştim. Ve şöyle bir durumla karşılaştım. Sen dedi beni nereye getirdin dedi. Bir. İkincisi ne kadar küçük evim varmış dedi. Beni neden davet etti? Pardon ben seni davet etmedim. Sen kendin gelmek istedin. Üçüncüsü ben gitmek istiyorum dedi. Benim ona verdiğim cevap ki o zaman zaten karakterini ve kişiliğini ortaya koydum. Karşıda otel var dedim. Defol git dedim direkt. Gitti mi? Tabii ki de gitmedi.
Tabii ki de kaldı. Çok da mutlu oldum. İşte hayatımızda böyle nankör, karaktersiz insanlar da var. O yüzden gelen misafirlerim ben YouTube'da oynatmıyorum. YouTube'da göstermek istemiyorum. Annem geldi. Annem 1,5 aydır İstanbul'daydı. İşte nikahta, düğünde, şuydu buydu derken 1,5 ay içinde ben size annemi gösterdim mi? Göstermedim. Bugün annem de evine döndü. Evinde mutlu, huzurlu. Sağ salim evine gitti ve çok mutlu, huzurlu. Öyle yani arkadaşlar. Ayrıca da ben kimseye hesap vermek zorunda değilim. Herkesin fikri, zikri, herkesin düşüncesi tamamen farklıdır. Herkesin kişiliği farklıdır. Kimse kimseyi değiştirmeye çalışmasın. Kimse değişmez. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Ben şimdi çorbamı yiyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şöyle, bu asi kadın bu kadar da kötü bir insan değil. Yani bunu da belirteyim yani. YouTube'un en dobra kanalı, YouTube'un en ne bileyim yalansız dolansız kanalı tabii ki de asi kadının kanalı. Yeni kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlar videolarımı o kanalda paylaşacağım. Şimdi böyle bir şey de var. Birikelim biraz diye bekledim ama baktım ki aynı yerde sayıyoruz. Daha yani 200 kişi toplanmışız. Birkaç arkadaş da bana mesaj attı WhatsApp'tan. Dedi ki ya Asi abone oluyoruz. Abone yani kanal bize abonelikten atıyor dedi. 3 kere abone oldum. Birisi yazdı 4 kere abone oldum. Birisi yazdı 2 kere abone oldum. Kanal dedi atıyor dedi. Vallahi buna bir anlam veremedim. Ama yine de Asi Kadın'ın Küçük Dünyası'na abone olursanız çok sevinirim. Tabii ki de en başta Asi Kadın'ın kanalı. Bu Asi Kadın Allah izin verdiği süre içinde hep olacak. Her gün video atmaya çalışacak. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Asi Kadın'la kalın. Ben şimdi çorbamı yiyeceğim. Tavuklu pilavım çok güzel olmasına rağmen ben onu yemeyeceğim arkadaşlar. Bazen çok sevdiğimiz şeylerden vazgeçmemiz gerekiyor. Sevginin yetersiz olduğu yerler de var. Öpüyorum sizleri. Tekrardan hayırlı kandiller. Hoşça kalın. Asi Kadın'la kalın.